sol çaprazda az sonra gözükecek. Biz şu anda Boğaz bölgesine doğru geliyoruz. Yani Beş Parmak Dağları'ndaki ikinci doğal geçiş bölgesi ya da geçit bölgesi. Şimdi sol yanımızda kaldı, bakınız, tam sol. Arka taraftakiler biraz sol öne doğru bakacaklar. 12'ye 5 kala istikameti. Şimdi 10 kala, hatta çeyrek kala istikameti gibi şu anda gözüktü. Herkes görebildi mi? Tam sol, bakınız. Artık dönüyoruz. İşte orası Süleyman Paşa Av Köşkü diye adlandırdığımız yerdir. Makaryos'un da zamanında kaldığı bilinmektedir. Bugünkü anlatımımızı iki parçaya böleceğiz, tarihi anlatımı. Biri 1960 sonrası, biri 1960 öncesi olacak. İlk gideceğimiz yer Boğaz Şehitliği olduğu için 1960 sonrası ile başlayalım. 1960 yılında değerli misafirler, Kıbrıs adasında iki büyük toplum birleşti ve bir devlet kurdular. Kıbrıs Cumhuriyeti Devleti olarak anıldı. Kıbrıs Cumhuriyeti Devleti'nin devlet başkanlığına, cumhurbaşkanlığına başpiskoposu asıl adı ile Mihail olan Makaryos getirildi. Onun da baş muavinliğine ise Türklerden seçildi ve bu da Kıbrıs'ta Türklerin ilk lideri olan Doktor Fazıl Küçük oldu. Bakanlıklar kuruldu. Bakanlıkların bazıları Türklerde, bazıları Rumlarda kaldı. Bir ordu kuruldu. Bu ordunun %60'ı Rumlardan, %40'ı Türklerden oluştu. Aynı zamanda devlet dairesinde işleyebilmek için her üç dilde birden okur ve yazar olmak gerekti. Rumca, Türkçe ve İngilizce. Her şey gayet yolundayken, adada iki toplum birleşmiş bir devlet oluşturmuş iken bu maalesef ki çok uzun ömürlü olmadı. 1963 yılında olaylar patlamaya başladı. Bilhassa yeraltı örgütleri diye adlandırdığımız EOKA'nın başını çekti. Rum örgütleri güneyden kuzeye doğru Türklerin üzerinde asimilasyon sürecini başlattı. Bu asimilasyon sürecinin başlamasıyla birlikte güneyden kuzeye doğru Türkler sürülmeye başladı. Önlerine katarak Rum Milli Muhafız Ordusu'na bazı ait olan, bazı da sözlü olmayan efendim birlikler üzerinde eziyete başladı. Bu süre zarfı içerisinde Türkiye'den bir destek geldi ve bu destek de bir savaş uçağıydı. Savaş uçağı Rumların üzerinde alçak uçuş ve sortiler yaparak onlara gözdağı verip korkutmaya çalışıyordu. Ne var ki bir muhafız ordusuna ait olan uçak savar onu isabet aldı ve düşürdü. Türkiye'nin resmi rakamlarına göre bu böyle değildir. Pilot arızalanınca uçağı kendisi hemen paraşütünü açarak kurtulmuştur. Derim deyimiyle efendim ve kurtulduktan sonrasında hapse düşmüştür. Esir düştükten sonrasında Rumların elinde eziyet ve işkenceler neticesinde kendisi şehit olmuştur. Sokaklara, caddelere onun ismini verdik. Şehit Cengiz Topel'dir. Daha sonrasında ise bir müdahale olmadı. 63'ten 74 yılına kadar olan süre içerisinde 11 yıl boyunca Rumlar Türklerin üzerinde baskılarını arttırdı ve daha sonrasında ise bunu da hızlandırdı. Hızlandırıp maalesef ki olaylar patlak vermeye başladı. Bu dönemde bir plan vardı. Afitas plan diye anılmaktaydı. Afitas plana göre ada Enosis ile efendim direkt olarak Yunanistan'a bağlanacak idi. Bunu da yapacak olan Makaryos idi. Fakat Makaryos 11 yıl geçmesine rağmen, Türkiye'den de buraya hiçbir destek gelmemesine rağmen, hiçbir yardım gelmemesine rağmen adayı Yunanistan'a bağlamadı. Bunun üzerine ada ile, adadaki yönetim ile Yunanistan devleti anlaşamadı ve bunun neticesinde 15 Temmuz 1974 günü Yunanistan adada bulunan yönetime, yani Makaryos'a darbe yaparak onu tahtından indirdi. Cumhurbaşkanlığı görevinden indirdi. Bunun üzerine sadece ve sadece 5 gün içerisinde Türkiye Ayşe tatile çıktı parolasıyla birlikte 20 Temmuz 1974 günü Mutlu Barış Harekatı'nın çıkarmasını yaptı. Bunun resmi ismi Mutlu Barış Harekatı'dır. Mutlu Barış Harekatı Girne'den, Yavuz Çıkarma Plajı diye bugün adlandırdığımız eski ismiyle Platini bölgesinden çıkarma yapıldı. İlk ağızda 498 şehit verildi. Yarın gideceğimiz şehitliklerden bir diğeri olan efendim Karaoğlanoğlu şehitliğidir. Karaoğlanoğlu dendiği zaman Bülent Ecevit akla gelir. O Karaoğlan'dır. Kendisi Karaoğlanoğlu şehitliği diye anılmaktadır. Çünkü bir sonraki günün hazırlığını yapmakta olan Denizli'nin Tavas ilçesinden albay olan Halil İbrahim Karaoğlanoğlu'dur. Orada kendisi efendim şehit olmuştur. Dediğimiz gibi ismini oradan alır. Daha sonrasında ise denizden çıkarma, sonrasında
hemen sağ yanımızda şimdi kalan Beşparmak Dağları'ndan kara çıkarması ve daha sonrasında Ağustos 1974 ile birlikte ikinci çıkarma kara ve hava çıkarması olarak geçti. Şu anda içinde bulunduğumuz yer Boğaz'dır. Ciklos'tur bir diğer ismiyle. Sol yan tarafımızda askeriyemizi görmektesiniz. İşte bu nokta bir Rumlar, bir Türkler tarafından alındı. Buranın muhafazası çok zor idi ve aynı zamanda çok büyük bir stratejik bölgeydi. Bunun içindir ki Boğaz'ı ele geçiren Lefkoşa ve Girne'yi de ele geçirmiş olurdu. Bunun üzerine buradaki çıkarmalar ve çarpışmalar hızlanmaya başladı ve Boğaz'da şehitlerin sayısı artmaya başladı. Bununla birlikte değerli misafirler, daha sonrasında ise artık Boğaz bizim elimize geçti ve ordumuz ilerlemeye başladı. Daha doğrusu Türk ordusu burada, Türk Silahlı Kuvvetleri barış gücü olarak anılmaktadır. Bugün hala da aynı isimle burada bulunmaktadır. Mücahitler ile birlikte, yani Kıbrıslı Türkler ile birlikte değerli misafirler ilerleyiş Lefkoşa'ya doğru sürdü. Daha sonrasında ise bakılacak olursa özellikle de çıkarma harekatı başarılı oldu. Larnaka'ya kadar inmeye başladı. Girne Boğaz'ı geçtik ve şu anda dediğimiz gibi Lefkoşa'ya doğru ineceğiz. Şu noktadayız. Yani tam olarak Boğaz'ın olduğu noktadayız. Biz buradan aşağıya doğru ineceğiz. İşte Türk ordusu da buradan inerek Larnaka'ya kadar ilerlemişti. Fakat daha sonrasında ise 1964 yılında çizilen yeşil hattın kuzeyine doğru ordularımız çekildi, askerimiz çekildi ve bugünkü şekil almaya başladı. İşte biz de şimdi 327 şehidimizin yatmış olduğu Boğaz Şehitliği ile günümüze başlıyoruz efendim. Ruhların şad olsun. Onlar Amin. Zaten cennette, bizler de onları ziyaret edeceğiz. 327 şehidimizde isim isim, tek tek hepsi yazılıdır. Bir tane meçhulümüz bulunmaktadır. Aslında bir değil, birkaç tane meçhuldür. Bildiğiniz gibi askerde, özellikle de şehit olduysa askerimizi tanımak boynundaki künyesiyledir. Fakat bir değil, birden çok fazla künyesi olmayan şehidimiz olduğu için onların biz efendim kabirlerinde bulunan isim yoksa eğer meçhul diye yazılmaktadır. Bunun içindir ki onları da dikkate alınız. Aynı zamanda Türk Silahlı Kuvvetlerimizden bulunan şehitlerimizin sayısı ayrı. Sayı demeyi de hiç sevmiyorum ama dilimizde başka bir kelime yok. Bunun için öyle ifade ediyoruz. Aynı zamanda mücahit sayısı. Türkiye'den gelen Türklerimizde şöyle bir yanlış anlaşılma olabiliyor. O da bilgi eksikliği ve yetersizliğinden oluyor. Mücahit sayısı az. Bunlar kendileri için savaşmadılar mı? Gibisinden yanlış cümleler kurabiliyoruz. Kurmayınız öyle cümleler. Zira mücahitlerimiz, yani Kıbrıslı olan Türklerdir. Şehitliğini kendi anne babası, kardeşi almış, kendi yerine götürmüş, köyüne götürmüş, mezarına gömmüş ya da kendileri köylerinde küçük küçük şehitlikler oluşturmuş. Şehirlerin içlerinde, Lefkoşa'nın içinde efendim şehitlikler, mücahit şehitlikleri vardır. Biz bu turumuzda büyük şehitlikleri geziyoruz. İşte o da ağırlıklı olarak Türk Silahlı Kuvvetleri'nin vermiş olduğu, şehitlerin oluşturmuş olduğu alanlarını geziyoruz. Dolayısıyla yanlış anlaşılmaya da meyil vermeyelim diye bu açıklamayı da bilhassa sizlere yaparız efendim. Şimdi o sayıyı da ona göre değerlendirin. Mücahitlerimizde bulunmaktadır. Zira 11 yıl boyunca Kıbrıslı Türk askeri, yani mücahitler kendi başlarına savaşmışlardır. Bunu unutmayalım. Bunu unutmayalım, bunu unutmayalım. 2002 yılında tanzim ve teşrifat çalışması ile birlikte şehitliğimiz bugünkü halini almıştır. Aynı zamanda ağaçları görüyorsunuz. Bazıları çam ağacı gibi, bazıları palmiye ağacı gibidir. Onların altında tabelaları vardır. Burayı ziyaret eden paşalarımızın, komutanlarımızın diktirdiği ağaçlardır. 2002 tane yanılmıyorsam ağaç vardır burada, dikili olan toplamında efendim. Aynı zamanda bir komando heykeli vardır. Biz Türk milletinin evvelden ezelden asker millet olduğumuzun ifadesidir. Aynı zamanda üst tarafta şehitliğimizin, bakınız, en üst tarafı orasıdır. Şehitlerimiz hemen altında yatmaktadır.
aslan heykeli göreceksiniz. Bu aslan heykelleri de gücün unsuru olarak geçer. Sayıları burada yazılıdır ve aynı zamanda şehit planlaması vardır. Bir de bir mektup vardır hemen şurada. O mektubu da okumanızı tavsiye ederim. Tabela şeklindedir efendim. 327 şehidimizin yattığı Boğaz şehitliğimiz, bütün şehitlerimizin aziz ruhları şad olsun diyelim. Şu anda saatimiz efendim 9'dur. 9'u 20 geçin. Buradan hareket saatimizdir. Her iki kapıyı kullanabilirsiniz. Buyursunlar.